Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyi, günaydın. İyi, sen nasılsın? Ben bomba gibiyim. Gerçekten kayınvalidem de beni bulsa daha da iyi olacağım. Tek problem kayınvalidemin beni bulamaması. Dediğim gibi size burada çeyrek altınlar, altınlar hepinizin masasını döner dolaşır. Tekrar bu masaya gelir, buradan da koluma, yakama takılır ve biz buradan şampiyon olarak gideriz. Ay Rabia, ne kadar güzel rüyasını anlattı ya, değil mi kızlar? Ya vallahi ya, şiir gibi konuşuyorsun Rabia. Rüyasını ne güzel anlattı ya. Şiir vallahi gibi ya. Rabia bunu bana doğru değil, şu iki masaya doğru anlatır kızlar mısın tekrar? Sana doğru niye değil? İki masaya doğru tekrar arkadaş, anlatır iki mısın? İki tane çeyrek alınca şampiyon oldum falan şimdi, sandı herhalde. Kızlar size tek bir şey soracağım. Siz kaçıncı kez geldiniz buraya? Kaç kez şampiyon oldunuz? Ama biz en azından üzerine katıp da geri döndük ya, hani iki tane çeyreğim var ya, gerçi o da yok da şu an, o da yok da neyse. Ya sen zaten kayınvalidenin gözlerini kapattın. Benim kayınvalidemin de gönlüne taht kurdun. Çok zaten şükür. Herkesin önünde hesap soracağım ben tüm Türkiye. Ne hesap? Anne! En küçük enişteyi tutmayın. Anne! Anne! Duymuyor ki ya, duymuyor. Efendim? Bak iki oldu Merve'ye, arka arkaya beşleri verdin. Eğer üçüncü beşi de verirsen bugün vallahi buradan giderim. Sen de tek başına yarışırsın. Ya Merve'nin yanına geçer, Merve'yle yarışırsın. Sen ya da Duygu'yu getirirsin. Sen bana hesap soramazsın. Ben hesap kim istersem sorarım anne. Ona beşleri dağıtırım. Hesap sorarım. Bundan sonra Merve'ye beş yok. Tek beş bana, tamam mı? Öyle mi? Kendini ona göre ayarla. Peki Türkan Hanım da sana verdi dün beş. Anne ben diğerlerinin kayınvalidesiyle ilgilenmiyorum. Ben seninle ilgileniyorum. Seninle geldim. Seninle yarışıyorum. Kendine gel. Tamam, güzel yemekler yap, vereyim sana ben. Ah çok güzel söyledi kadın, ben güzel yemek güzel ya. Yapıyorum. Ben güzel yemeklere veriyorum. Ya duydun mu cevabını, ne güzel de verdi kadın sana. Ya güzel yemekler burada konuşsa keşke ya. Vallahi diyorum ya, birisi... Ne güzel ayar verdin sen öyle kayınvalidene ya. Birisini... Anneme arada bir ayar... Ayar vermek lazım, yoksa hiç bulamayacak beni. Ayar ama gidiyor. Kadın sana söyledi, formülü söyledi. Güzel yemek yap, vereyim sana dedi. Güzel yemek yap ya sen de. Ya ben zaten burada en iyi yemek yapan tek gelinim. Ben buna sadece gülerim. Aynı Hatice 2 oldu. Gerçekten ben buna sadece gülüyorum yani. Dur Rabia, şimdi bir şey söyleyeceğim ben sana. Hazır çeyrek demişken Hatice Hanımcığım. Arkada yaptıklarının hesabını burada da devam Allah ettirelim Allah mi? Ne dersin? Ne yapmışım ben acaba? Ya hala ne yapmışım diyorsun ya? Ya gözünüzle görmüyorsunuz, geliyorsunuz. İkide birde kim var burada mimlenmiş Hatice? Direkt Hatice'nin Hatice üzerine. Hatice ve Özlem, ikinize de söylüyorum. Ya o zaman söyleyeyim. Ya iki çeyrek için kıyameti kopardım. Koparacağım. Kendini parçaladı. Dedim ne çünkü oluyor? Çünkü ben orada o çeyrekleri kazanmak için ne kadar savaş verdim biliyorsun. Peki madem o kadar çeyrekleri... Bir dakika, çeyrekler için o kadar yarışıyorsun. Niye onu orta bırakıyorsun? Canım benim, ben kıyafetimi... hazırladım. Hatice bir dinlersen eğer, ben kıyafetimi hazırladım. Çeyrekleri üzerine astım. Sonrasında lavaboya gittim. O esnada çeyrekler ne hikmetse uçmuş. Tabii ya. Uçmuş. Burada kaç kişiyiz? Yani tabii ki de her yerde güvenlik kameraları var. Sen ta lavaboya kadar bırakıp gidebiliyorsun çeyreğini. Hatice, ve çeyrek için sen burada bu hale geliyorsun. Ve benim kuliste sadece sen vardın. Sadece seni gördüm. Ay ben varım. Bak her Hatice. Yerde ben varım. Ben senin bana şaka yaptığını Hatice biliyorum. Ama ya senin yaptığın çocuk şakası. Merve şakası. Şabi dur, sen iyice gerçekten böyle şeye bağladın ya. Eşek şakası. Hayır, burada eşek şakası, kardeşim. Senin burada iki çeyrek için nasıl çıldırdığını tüm Türkiye görsün. Görsün. Halkın sesisin ya, görsünler seni yönetmenim. Çünkü ben onları kazanmak için çok emek verdim. Hemen söylesin. Bunun üzerindeki çeyrekleri kim aldı? Hemen söyleyin. Kim aldı? Ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor Hatice? En son kabinde sen vardın. Kesinlikle senin işin bu. Bak Allah aşkına yeter artık. Hatice yeter. Senden bıktım artık. Ben bak, yeter. Ne var ne yoksa hepsini üzerime atıyorsunuz. Şakalar Hatice, senden sorulur farkındaysan. En son kabinden sen çıktın. Ben mi? Bunun üzerine çeyreklerimi astım. Bunu diyeceğimi biliyorsun Hatice. Çeyreğinden bana ne? Her türlü arkada işi çeviren sensin Hatice. Asla sensin bunları Hatice, yapan. Hatice sensin. Şaka. Özlem sen mi yaptın? Sen niye sürekli problem çıkardın? Şaka artık ya. Şaka ne senden sorulur. Ya. Gerçekten senden sorulur. Ağzı sen ya. Değilsin. Gelininize biraz çeki düzen verin. Ne demek artık çeki düzen yani verin ya? Yani bunun üzerindeki çeyreklere kadar pardon, düştü mü gerçekten gelinin? Yeter. Bana bak bana. Bakıyorum sana. Çeki düzen ver ne demek ya? O elini bir indireceksin. Sen indireceksin. Senin
Senin eve götürmediğimle malum. Sen gideceksin. Avukatı mısın? Yok, avukatı değilim de senin eve götürmediğimle malum. Rakibim. Allah Allah. %100 eminim. Artık iyice emin oldum. Bu çeyrekler ben yayına girmeden çıkacak ortaya. Sen iki tane çeyreğine sahip çıkama, ondan sonra gel burada Hatice'ye cırla. Sana iki tane koyup verseler ikisini birden yutar, sonra kaybettim de. Arkadan iş çeviren gelinin... Hatice, ben bunları yemem, tamam mı? Sen bunun hesabını vereceksin. Hadi. Yeter. Hadi bakalım. Yeter. Hadi bakalım. Anca gidersin sen. Ay, ne garip bir karakter ya. Allah aşkına, ben tam olarak anlayamadım Merve. Ne ben, oldu? Şöyle söyleyeyim, kıyafetimi hazırladım, üzerine altınlarımı taktım, tamam. Kuliste bıraktım. Ve o esnada lavaboya gittim. Lavaboya tamam. Gittiğim esnada sadece odada Hatice vardı. Hmm. Ama bir dönüyorum. Ya ona sadece nasıl bir ben olabiliyorum ya? Bir dönüyorum, bir saniye. Rabia, döndüğümde ne oluyor? Altınlar uçmuş. İnanmıyorum ya. Ya daha iki çekeğine sahip çıkamıyor. Gelmiş burada konuşuyor. Ya Özlem, soruyor ya. Bu bir şakaysa hiç komik değil. Diyorsun ya sadece Hatice vardı. Madem öyle beni niye suçluyorsun arkadaş? Sonrasında sen de Hatice'yi savundun. Özlem, çünkü ortak bir iş yaptığınız ortada. Hayır. Ya siz var ya, gerçekten bir insanın adı çıkacağını canı çıksın diye baş edememişler. Ben senin gürültünü çekmek zorunda mıyım ya? Zorundasın. Benim çeyreklerimde senin de gözün var. Tamam da sen... Çeyrek ya, biz o kadar yani benim o kadar çok çeyreğim var ki hani şu şey haricinde. Biz bu şeyden bahsediyoruz. Ben senin iki tane çeyreğini asla kalmadım. Biz bu şeyden bahsediyoruz. Asla bir kalmadım şey iki çeyreğini. Özlem, izlediğim kadarıyla Merve geliyor Hatice'ye hesap soruyor. Sen niye Hatice'yi savunuyorsun yaveri gibi? Hatice'yi savunmuyorum. Hatice'yi savunuyorsun. Ben onun çekmek zorunda değilim. Hatice'yi savunuyorsun. Tamam, Hatice'yi savunduğum falan yok yani. Ya doğruyu söylüyor. Ben, çünkü siz ikiniz benim altınlarımı sakladınız. Bakın ben size yine söylüyorum kızlar. Bu bir şaka ama hiç komik değil. Peki hiç sen Rabia, sen neden o zaman madem ki Özlem beni savundu? Merve! Neden? Merve sen savundu. Yine ne yapıyorsun? Ya yine en... Çeyrekleri saklayıp Hatice'nin üstüne mi atıyorsun bana vermemek için? Ay anne, sen de mi ya? Sen de mi bunlara inanıyorsun ya? Sen neyin peşindesin? Senin sen kimden yanasın? Ben bıktım artık Merve. Senden her şeyi bekliyorum. Sen kimden yanasın? Oo, evet, sana bir şaka yaptım. Ya. Ama bana bunun hesabını sen sor, onlar değil. Senin yüzünden kör oldum. Şimdi bir de felç geçireceğim. Ay, kör oldum diyor hala ya. Anne, ben seni dün doktora götürmedim mi? Akşam ona kadar başında beklemedin mi? Herkesi suçluyorsun Merve. Herkesi suçluyorsun. Yaptılar ki suçluyorum. Ne biliyorsun Hatice'nin... Ne, kimi sakladın? Nerede gördün? Anne, ben o altınlar ya Özlem'den ya Hatice'den çıkacak ve sen de bana bu söylediklerini anlatacaksın. Merve, kayınvaliden seni çok güzel test etmiş, onaylamış. Merve, gerçekten. Dün gözümü perde indirdin, bugün de felç geçirteceksin bana. Doğru söylüyor. Allah'ım, Merve, delireceğim ya. Bu kadının. Allah'ım, bu kadın kimden yana ya? Ben şaşkınlıkla izliyorum senin her yaptığını. Yeter ama artık, uğraşma benimle. Çıkar gözlüklerini. Gözlerini bir görsün, o güzel gözlerini. Hadi herkes görsün, bir aç gözlerini. Açayım Merve. Aç bakalım bir. Bak, bakın kızlar. Hiçbir ne problemi güzel, var mı? Ne güzel, ne güzel vallahi, hasta olmasın tabii ki de. Hiçbir problemi yok ama hala benimle kavga etmek için uğraşıyorsun. Sen geriden öyle görüyorsun. Yapma ama ben hiçbir şey göremiyorum Merve. Maşallah, bak şahin bakışlı ya. Maşallah. Kurt bakışı da. Şahin bakışlı, ne güzel gözlerin var. Takma gözlüğü Türkan teyze. Yeter artık, gerçekten şu saçma sapan çocukça şakalarınıza bir son verin. Gerçekten sinirden, öfkeden dilim bile dönmüyor. Ya bir vazgeçin artık, çocuk musunuz siz ya?